Merhaba canlarım. Görüşmeyeli nasılsınız bakalım? Ay teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok tatlısınız. Bugün size Türkçe dersi için ünlem işareti konusunu anlatacak öğretmeniniz. Fakat bu ünlemde bir püf nokta var. Çoğu kişinin kaçırdığı bir püf nokta. Bunu iyi öğrenin, artık hiç kaçırmazsınız soruları. Merhaba çocuklar. Şimdi bugün ünlem işaretini işleyelim beraber. Birçoğunuzun bildiği gibi ünlem cümlelerini aslında tanıyabilirsiniz. Fakat yazımı konusunda yani ünlem işaretini nereye koyacağım? İşte sonra başka nasıl bir noktalama işareti olacak? Büyük mü başlayacağım, sonra küçük mü başlayacağım? Böyle ufak tefek detayları var. Onları şimdi birlikte öğreneceğiz. Neydi ünlem cümlesi? Korku, sevinç, üzüntü, öfke, heyecan, şaşırma gibi duygulardan oluşuyordu. Bunların sonuna eğer böyle duygular yer alıyorsa cümlede, o zaman ne yapıyoruz? Sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Şimdi bakalım. Eyvah! Anneme haber vermeyi unuttum. Ne yaptı? Bir panikledi, değil mi? Bir korku olabilir bu yaşadığı, bir işte bir heyecan olabilir, değil mi? Annesine korktu. Eyvah annem şimdi kızacak, bana haber vermeyi unuttum gibi bir duyguya kapılmış olabilir. Fakat şimdi bir bakalım buraya. Eyvah. Eyvah'tan sonra nasıl başlamış? Büyük harfle başlamış. İşte ünlem işareti konduktan sonra yanında başka bir cümleye başlıyorsa o zaman büyük harfle başlanır. Yani ünlem işaretinden nasıl noktadan sonra büyük harfle başlanıyorsa ünlem işaretinden sonra da büyük harfle başlanır. Burada hemfikir miyiz? Anlaştık. O zaman aslında burada da cümle var, değil mi? Eyvah anneme haber vermeyi unuttum. O zaman ünlemi nereye koyacağım? Ünlem içeren sözcükten sonraki kelimemiz büyük harfle başlıyorsa eğer, o zaman buraya ünlem gelecek. Anlaştık mı? Normalde bunun olmadığını düşün. Anneme haber vermeyi unuttum. Gayet sıradan bir cümle, değil mi? Bunu koymadığımda. Ama bunu koyduğumda ne var? Bir panikliyor, değil mi? Bir heyecan geliyor veya bir korku geliyor. Eyvah, anneme haber vermeyi unuttum. O zaman ünlem içeren sözcüğüm asıl bu olduğu için bunun önüne koymuş. Birleştirmemiş diğer cümleyle. O yüzden bunu büyük harfle başlamış. O zaman bunu iptal ettiğini, anneme haber vermeyi unuttum. O zaman bu normal cümle olduğu için buraya nokta koyuyorum. İkisine birden ünlem koymuyorum. Çünkü bu normal düz bir cümle. Tamam, anlaştık mı? Şimdi bunu başka türlü de yazabiliriz, biliyor musunuz? Bakalım şimdi nasıl yazıyoruz? Aynısını yazıyorum yine. Eyvah. Anneme haber vermeyi unuttum. Şimdi bakalım. Eyvah'tan sonra nasıl başlamış? Küçük harfle başlamış. Peki ünlem işaretinden sonra nasıl başlanıyordu? Büyük harfle başlanıyordu. O zaman buraya ünlemi koymayacağım. Ünlemi komple cümleye yaymış diyeceğim ve eyvah anneme haber vermeyi unuttum dedikten sonra cümlenin en sonuna ünlemi koyacağım. Peki buraya ne koyacağım küçük harfle başladığı için? Hangi işaretten sonra küçük harfle devam ediliyordu? Evet, virgül. Aferin size. Eyvah, virgül. Anneme haber vermeyi unuttum ve ünlem işaretini en sona aldım. Gelelim ikinci örneğimize. Ya, demek ki konser akşam olacak. Şaşırmış, değil mi? Evet, minik bir ara oldu. Ben de bir korku panik yaşadım az önce. Çünkü oğlum geldi. Sesimden uyanmış. Eyvah oğlum geldi oldum. Şimdi dersimize devam edelim. Ya demek ki konser akşam olacak. Ne yapmış? Yine büyük harfle başlamış. O zaman ya. Ya. Şimdi ya'yı demeseydi demek ki konser akşam olacakmış. Evet, anladım bunu. Gayet düz bir cümle, değil mi? O zaman nokta koyardık. Fakat ya
demek konser akşam olacakmış. Bak burada bir şaşırıyor. O yüzden bu sözcüğümle, ya sözcüğümle ben bunun ünlem cümlesi olduğunu anlıyorum. Ve büyük harfle başladığı için ya'dan sonra ünlemi koyuyorum. Demek ki konser akşam olacakmış. Olacak cümlesinden sonra da noktamı koyuyorum. Bir tane daha örnek yapabiliriz. Ne olur beni bırak. Ne yapmış? Bir üzülmüş değil mi? Ne olur beni bırak. Ya da korkmuş. Ne olur beni bırak. Ne yapacağım? Ne olur beni bırak. Böyle bir cümle mi bu? Dümdüz mü yani hiç? Ne olur beni bırak. Böyle deyince mi daha etkili bu cümle? Ne olur beni bırak. Böyle kendini acındırarak mı daha anlam kazanıyor? İkinci söyledim değil mi? O zaman ne yapıyorum? Ben bu cümlenin sonuna ünlem işareti koyuyorum. Çünkü bu bir ünlem cümlesi. Gelelim diğer cümlemize. Vah vah kardeşi çok hastalanmış. Üzülme var burada da değil mi? Vah vah tüh tüh. Ne yapıyorum? Vah vah benim asıl ünlemimi bildiren sözcük grubu değil mi? Peki bundan sonra nasıl başlamış küçük harfle? O zaman ne koyuyordum buraya? Virgül. Ünlem işaretimi nereye koyuyordum? Cümlemin en sonuna koyuyordum. Buraya çünkü virgül koydum. Gelelim buna. Yeter artık. Yeter artık. İsyan etmiş değil mi burada? Bu da yine bir ünlem cümlesi. Peki böyle sorsam? Yeter artık. Olmuyor değil mi? Yeter artık dediğimde daha etkili. Yani bu bir ünlem cümlesi ve sonunda ünlem işareti geliyor. Olamaz. Ev yanıyor. Burada ünlem bildiren sözcüğüm yine hangisi? Olamaz. O yüzden bakıyorum sonra gelen sözcüğe küçük harfle başlamış. O yüzden buraya virgül koyuyorum ve sonuna ünlem işaretimi koyuyorum. Yazık. Durumu yeni öğrendim. Üzülmüş değil mi haline? Yazık. Durumu yeni öğrendim. O yüzden ünlem bildiren sözcüğüm yazık. Sonraki harfe bakıyorum. Kelimenin baş harfine bakıyorum. Küçük harf. O yüzden buraya virgül. Ve sonuna yine ünlem işareti. Evet. Mutluluktan uçuyorum. Sevinç var burada değil mi? Ne yapmış? Çok çalışmış ve sınavdan 100 almış. Yoksa 100 mu aldın? Evet. Mutluluktan uçuyorum. Bakıyorum. Yine küçük harf. Ünlemi bildiren sözcüğüm hangisi? Evet. O yüzden virgül koydum. Ve sonuna da bu bir ünlem cümlesi olduğu için ünlem işaretimi koydum. Eğer burada M harfi büyük başlasaydı evetten sonra ünlemimi koyacaktım. Diğer cümleden sonra da mutluluktan uçuyorumdan sonra da noktamı koyacaktım. Bugünlük ünlem dersimiz bitti.